Herkese merhaba. Şu anda yanımızda Akko Massey Ferguson Genel Müdürü Sayın Mete Has var. Şimdi Mete Bey, ben öncelikle size şunu sormak istiyorum. Fransa fabrikasında ihracat yaptığı birinci ülke oldunuz. Bu başarınız hakkında neler söylemek istersiniz? Bizim Fransa'daki fabrikamız %70'in üzerinde İhracatta çalışan bir fabrika. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Fransa'da da ihracat şampiyonu fabrikamız. O şampiyon fabrikada da şampiyon ülkesi biziz. Türkiye'de en çok satılan veya Türkiye olarak bakıldığında Fransa'da en çok alım yapan ülke olduğumuz için. Son 3-4 yıldır ağırlıklı olarak artan bir adedimiz var ama pazarımızın büyümesi dışında bizim kendi içerimizde de büyümemiz var. Pazar %18'lik bir büyümeyle kapattık. Ama biz %48'e yakın bir büyüme, neredeyse 3 katına yakın bir büyüme gerçekleştirdik. Ve bu büyümenin en büyük şeyi, başarısı Fransa grubundan oldu. Bunun da sebebi Türkiye'deki çiftçinin artık daha teknolojik traktörlere önem verdiğini, Türkiye'deki artan pazarın sadece ölçüsel olarak, adetsel olarak değil, kalite, niceliksel olarak da arttığını gösteriyor. Bu da Türk çiftçisinin artık yeni teknolojiye, özellikle üstün teknolojiye, yakıt ekonomisi olsun, kullanım kolaylığı olsun, inovasyon, yenilikçilik olsun, bunlara daha fazla değer verdiğini gösteriyor. Biz zaten İtalya'yı nitelendiren üst beygir gücü grubunda uzak ara yıllardır şampiyonuz, lideriz. Ama bu 2020'den sonra bu hız biraz daha arttı. Özellikle pandemiyle insanlar daha fazla teknolojiye ve kaliteye önem vermeye başladı. Bu da bizim markamızın hak ettiği bir başarıdır. Ödül aldık kendi kapsamımıza. Massey Ferguson'un. Düşünürseniz Fransa en büyük pazarı, zaten fabrika orada. Bir de Kuzey Amerika'ya ihracat yapılıyor. Onlar bile ikinci, üçüncü sıraya yer aldı. Türkiye birinciliğe oturdu. Çok mutluyuz. Bu başarıda sizin de payınız bizce çok büyük Mete Bey. Ve biliyoruz ki devamında gelecek bir başarıları. Peki Türkiye'nin en büyük tarım fuarı olan Konya Fuarı'ndayız. Ve bugün ilk günümüz. Fuar nasıl geçiyor sizin için? Konya Fuarı enteresan bir fuar. Her sene olduğu gibi bu sene de ilk gün bir yoklayan, birbirine haber alanlar oluyor. Yarın burada büyük bir patlama yaşayacağımızı düşünüyorum. Bakan teşrifinden dolayı biraz gecikmeler yaşadı herkes. Ve hızlı bir şekilde ziyaretten sonra şu anda standımızda gördüğünüz gibi yavaş yavaş köylerine dönen insanlar var. Sabahları öğleden önce daha yoğun oluyor. Ben yine rekorlar kıran ziyaretçisiyle yine çok büyük bir fuar bekliyorum. Çünkü önümüze yaklaşan seçim ve yaklaşan tarım sezonu var. Onun içinde çiftçinin gidip de en son teknolojiyi görebileceği en büyük ve tek fuar. Belki de son fuar. Önümüzde Ramazan olduğu için de artık bu tür organizasyonlar olmayacak. Kritik bir zamanda önemli bir fuar. Herkesi bekliyoruz o 6. holdeki standımızda. Çünkü 48-50 beygir dediğimiz 240'tan 405 beygire kadar, ki en büyük traktör şu an standta bizim 405 beygirlik 8740 var. Ve bir de balya makinesi, bir çerdi var. Her türlü ürünü burada sergiliyoruz. Yerli ithal modellerimiz, Euro 5'li modellerimiz yerli de. Hepsi burada. Gelsinler, Massey Ferguson neler vaat ediyormuş, neler sunuyormuş, neler kazandırıyormuş, görsünler isteriz. Fuarda çok çeşitli ürün bakımımız var bizce de. Peki sizden şöyle bir gelecek hedeflerinizi değerlendirmenizi istesek çok kısa. Bizim için gelecek aslında sürdürülebilir bir gelecek. Yani her sene işte pazarda şöyle birinci olduk, şöyle ikinci olduk demek değil. Kalıcı bir büyüme, kalıcı bir başarı. Onun için de tabii bizimle beraber hareket eden, markayı tercih eden herkesin kazanması için bir stratejimiz var. Yenilikler olarak, teknolojik olarak veya bayi teşkilatımız olarak bunu hedefliyoruz. En çok kazanan ve en çok kazandıran marka olduk şu ana kadar. Pandemi çok büyük etken burada. Pandemide birçok ülke kapılarını kapattı. Birçok sektör yaralar aldı. Tarım sektörü ve bizler, traktör ve tarım makine büyümeye devam etti. Bunun da sebebi tabii hükümetimizin vermiş olduğu destekler, subvansiyonlu krediler, enflasyonun biraz daha tetiklemesi vesaire. Bunlar tabii mutlaka teşvik ama bir de gerçekten çiftçinin önünü görebilmesi lazım. Bunu 2024 ötesinde biz tarımın daha da yavaş adımlarla belki gidiyor gözükse de sağlam adımlarla büyüyeceğini inanıyoruz. Çünkü Türkiye tarım ülkesi ve Türkiye'nin geleceği tarıma dayalı olmalı. Hayatta kalmamız için ve sürdürülebilir bir büyüme için. Biz de Massey Ferguson olarak teknolojik liderliğimizi katlayarak büyütmeyi, yeni ürünler ve yeni haberlerle, nasıl Trimble'ı satın aldık, dünya hassas tarım devi bizim artık bir kendi markamız oldu. Onun gibi
büyük adımlarla, büyük atılımlarla sektöre ve tarıma yön veren marka ve şirket olarak yerimizi sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Büyüme stratejimiz bu yönde. Tabii bunun için de Türkiye çiftçisinin, Türkiye'deki çiftçilerin, tarımın ihtiyacı olan her türlü çözümü sunmak istiyoruz. Yani sadece traktör değil, hasat makinelerinde de yeniliklerimiz olacak. Bu sene birçok yeniliklerimiz var. Euro 5'li yerli üretim traktörlerimize örnek verdim. Bahçe traktörü, ödüllü traktörler. Ama bir sonraki fuarlarda, özellikle Bursa fuarında hem 9S'i hem de 5 serisinin, 5M serisinin 5700'lerin yenilerini göstermeyi düşünüyoruz. Çünkü 4700 artık Türkiye için özel üretiliyor. Aynı ekşi şanzımanıyla Türkiye'ye geliyor. Belki daha farklı abileri, daha farklı kardeşlerini de tanıtıyor oluruz. Hedefimiz yeniliklere devam. Zaten Massey Ferguson'un bence en büyük, yani başarıyı yakalamasındaki aslında en büyük sebeplerden biri de bu kadar yenilikçi ve teknolojiye açık bir firma olmamız kesinlikle. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son cümlenizi örnek alarak devam edersem kapanış için ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hani yenilikleri sunmak bir sorumluluk veya bir öncülük veya bir bize belki başarı getiriyor ama asıl onun devamı, yani onun arkasında durabilmek lazım. Çünkü dünyada her zaman hem kullanıcılar hem de çiftçiler yeni deyince bir şöyle dururlar. Niye? Satış sonrasıyla, servisiyle, garantisiyle, yani bir takım işte yeni doğum sancıları, arızaları olur mu diye böyle bir tereddütle falan karşılaşıyoruz. Ama Massey Ferguson'da bu gerçekten çok alt düzeyde. Çünkü arkasında duran büyük bir güçlü aile var. Yani bu aile dediğimiz çalışan yöneticiler, bir taraftan da bayi teşkilatı ve gerçekten markaya kendini adamış, aşık olan satış ekipleri, servis ekipleri, yedek parçacılarımız var. Yani biz büyük bir aileyiz. Bu büyük bir aile olarak da her zaman çiftçinin yanında aktif olarak dünya çapında da çiftçi odaklı stratejimi sürdürmek, çiftçiye olabildiğince yakın olmak ve çiftçiye gerçekten her türlü ihtiyacına çözümler sunan bir yol arkadaşı olmak yönünde bir hedefimiz var. Bu konuda da bizim markamızı tercih eden, düşünen, beğenen herkese özel teşekkür ediyorum. Bizi seçerseniz dediğim gibi her zaman kazanan ve kazanmaya devam eden bir işletmeniz, bir çiftçiniz ve bir yatırımınız olur diyebilirim. Çok teşekkür ederim.